Nevzat nasılsın? Kim Burak ya? Sen nasılsın? Bomba gibiyim. <laughs> kararlarını nasıl alıyorsun? Günlük kararlarını ondan sonra. Veriye bakarak aldığın kararlar neler? Veya içgüdülerine güvenerek aldığın kararlar neler? Ya ben bu yani yemek sepeti hikayemde falan da hep böyleydi. Ee, çabuk karar alabilen miydim? Bence yani bir şey hakkında bir karar verdiğin zaman elindeki donelerle işte %80-85 doğru karar veriyorsan her türlü bilgiyi toparlamak için 15 güne ihtiyacın var ve %90 doğru karar veriyorsan ben onu hemen vermeyi tercih ediyorum. Yani çünkü zaten büyük ihtimalle doğru karar veriyorsun yani. O beklesen de sonuç çok azında değişiyor. O yüzden de kararı verelim. İlerleyelim. Bir hata yapmışsak da yol yakınken hemen dönüp öbürünü yapalım. Yani daha çevik, daha çabuk, daha hareketli bir şekilde düşünüyorum. Hayatımın kararları da öyle. Yani tabii ki çok düşündüğüm, insanlara danıştığım falan filan kararlar oluyor ama yani çok 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 büyük bir oranda daha intuitive yani daha içgüdülere ve tecrübeme dayanarak o an için en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Kızgın olduğun zamanlar kararı erteliyor musun? Hayır, hayır. Kızgın da olsam, üzgün de olsam, mutlu da olsam bir karar verilmesi gerekiyor sonu veririm, veririm ya. Yani. Ama sosyal olmamdan o kararı verirken etkilendiğimi düşünmüyorum. Bence Hı. onu becerebiliyorum ya. Yani. Şirketi satarken de böyle bir karar aldınız. Aldınız derken. Ortaklar benden duyduk satıyor olduğumuzu. <laughs> Pek öyle hep beraber karar verme falan şey olmadı. Yani öyle bir değerlemeye çıkarttık ki. Herkes, Sen cevap vermiştin yani. Evet. Ee, diğer yatırımcılar da bilmiyorlardı. Valla doğrusu bilmiyorlardı. Yani ben hayır derken de bilmiyorlardı. Yani 500 milyon dolara hayır derken de açık konuşayım kimseye sormadım yani. Tabii zaten ben hayır dersem işin olmayacağını biliyordum yani de sormamın çok da önemi yoktu ya. Ama eğer değerlemeden memnun olmasalardı tabii ki konuşurduk onu ama öyle bir durum yoktu ya. Ben e, şeyi hatırlıyorum. İşte kaç tane ortak varsa hepsini aradım tek tek. Ya şirketin satılması söz konusu e, pazarlık yaptım. Sence kaçtan satış oluyorsa senin için iyidir diye soruyordum en yüksek diyen 250 diye. <laughs> ben de dedim ki yani ben biraz daha iyi şey yaptık süreci idare ettik. İşte 660 falan dedim. Sessizlikler oldu, kahkaha atanlar oldu falan yani herkes memnun yani bir, benim o süreci yönetmemle ilgili eğer birinin bir sıkıntısı olmuşsa ayıp eder yani. Şirket içinde olan fikir ayrılıklarını nasıl çözüyordun? Evet. Aslında stresin artması galiba benim hoşuma gidiyor Burak biraz. Yani çünkü o zaman herkes gerçekten hakkındakini döküyor ortaya. Gerek tartıştığımız konuyla ilgili, gerek birbirimizle ilgili. Ve çözülmesi gereken problemler varsa ortaya çıkıyor. Yani o yüzden yani hiç tansiyonun veya stresin artmasından rahatsız olduğumu hatırlamıyorum. Artık öyle değil. Ya. Artık yani 48 yaşındayım. İki tane oğlum var falan. Artık hayata öyle bakmıyorum ama Prime Nevzat zamanında diyeyim. <laughs> Ee, yemek sepetinin başındayken son zamanlarda özellikle gayet rahat bir şekilde herkesle her şeyi gayet şiddetli bir şekilde tartışırdık yani. Peki en zorlandığın konular neler oldu bu iş hayatında? Ee, nasıl başa çıktın? Ya ortaklarla o ilişkiyi menaj etmek zordu hakikaten. Kolay bir şey değil o yani. Ya yani şimdi ben bu konuşmaları yapınca insanlarda yani ortaklarımın olmasının bana kattığı çok şey oldu. Hep beraber yaptık yemek sepetini. Yani özellikle e, ilk, senelerdeki, ilk senelerde ki ilk seneler dediğim bir iki sene değil yani 8 sene on sene falan. Her gün hep beraberdik bütün kararları. E, hep beraber veriyorduk yani. Pek böyle bir ikiye bir üçe bir falan vermezdik yani. Son kişi ikna olana kadar elimizden geleni yapardık ve ikna olan veya olduğunu söyleyen kişinin de verdiğimiz kararla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağından emindim yani. Hiç böyle bir, ben de yapardım yani. Ee, o konuda bir şüphem olmadı yani. Sosyal medyada zaman zaman agresif davranıyorsun. Herkesle tartışmaya giriyorsun. Kötü yorumlar seni yormuyor mu? Üstesinden nasıl geliyorsun? Aslında yormuyor. Yani bir sıkıntım yok kötü yorumlarla. Hatta böyle lafını esirgemeyip insanlar net bir şekilde yazdığı zaman benim hoşuma gidiyor. Ama terbiyesizlik başka bir şey. Yani öyle dengeler var ki bazen e, ne yazık ki ülkemizde bundan çok var. Farkındalığı olmayan bir insanla tartışmak çok zor. Yani cahil falan zaten bir kere bırakıyorum da farkında değil adam. Yani ne yaptığının, ne söylediğinin, hangi konumda olduğunun, kime ne dediğinin farkında değil. ya. Yani, bu adama bir şey öğretmek falan onu yapmıyorum. Yani. O yorucu oluyor. İşte o zaman bloklayıp geçiyorum. Çünkü oradan bir şey çıkmaz yani. O, o, insanı benim fikirlerimle ikna edebilme veya ya bir de bu açıdan bak dediğimde onun o açıdan bakması mümkün değil öyle bir şey. O yüzden blokluyorum. O küfür falan böyle annene babana falan küfür gelince o biraz o, o farklı oluyor. o zaman hakikaten sinirlendiğim anlar oluyor. Yani şuna direct mesajdan telefon numaramı atayım. Hadi gel buluşalım bir de yüzüme söyle bunu ee, dediğim anlar oldu ya. <laughs> Peki yani fiziksel dünyada bu negatif ve toksik insanlarla nasıl başa çıkıyorsun? Hani o sosyal medya birbirinizi Yok, ki görmüyorsunuz. Öyle bir ya. Çıkar ne yapıyorsunuz? Ya. Yok ki toksik hayatımda kimse. Yani artık ya benim en e, ciddi şansım ya şans değil bu da şans değil. E, artık toksik görüşmek istemediğim kişiyle görüşmüyor olmam. Yani e, iş hayatı falan öyledir ya. Yani o bir iş çünkü. Rezalet bir herif vardır beraber çalıştığın veya raporladığın. Ya adam pozisyonu odur, o o şirkete. Onu başkası almıştır ve e, onunla çalışmak zorundasındır. Benim hayatımda öyle bir şey yok Allah şükür. Ya. Ben self-made bir adamım zaten. Şirketli sattık. Hayatımızı geçindirecek kadar paramız da var. Daha sonra görüşmek isteyeyim adamla görüşüyorum. Yani. Seninle görüşüyorum mesela. <laughs> İsim vermeyeyim. Sevmediğim birçok insan da var hem sektörden hem arkadaşım. Umurumda değil görüşmüyorum ya. Peki her güne başlarken sabahları seni böyle ayakta tutan, ondan sonra harekete geçen, senin yataktan kalkman için en güçlü motivasyonun ne? Ya bu, bu sorunun yanıtı her dönem farklı. Şimdi mesela yeni bir oğlum var işte 14 aylık. Hakikaten Elif'i görmek çok iyi hissettiriyor. Eee İlk oğlumda biraz daha farklıydı çünkü yemek sepeti çok yoğundu, görüşmeler sabah akşam şirketteyim, stresliydim bayağı. O zor bir dönemdi, çok yaşayamadım bunu. Şimdi yaşamayı tercih ediyorum ve onunla zaman geçirmeyi tercih ediyorum. O bayağı motivasyon kaynağı oluyor ya. Böyle bir arkadaşım demişti ya e, iş yerindesin diyor. Hani ilkokulda oyuncağın vardır sana yeni almışlardır o evde seni bekliyordur ve hadi okul bitsin de eve gideyim oyuncağımla oynayayım diye acayip bir duygu vardır yazıyor. Aynı öyle bir şey diyor. Doğru yani ben de şimdi eve gideyim Elif'le oynayayım diye. iple çekiyorsun bütün gün. Peki istifa edin, ettiğinde üzüldü. Evet. Konuşulmadan söylenmiş bir şey gibi. Tek taraflı bir şey. Tek tarafı da bizim öyle değildi yani. Aylar öncesinden zaten bütün süreci planladık beraber Delivery ile. Benim yerime kimin geçeceği, yeni organizational chart'ın ne olacağı. Çünkü zor bir şey. 21 sene sonra şirketin kurucusu, founder'ı, kalan tek founder'ı, co-founder'ı şirketten ayrılıyor. Ve onun ayakkabılarını birinin doldurması gerekiyor. Kolay bir iş değil yani. İş yapış şekli var, kurum kültürü var. Bir sürü parametre var. İşte Delio Relot dedi yani yönetim kurulu başkanı kaldırdı, yönetim kurulunda kaldırdı. Yok dedim. Ben yani yönetim kurulunda kalırsam yemek sepetini hayatımdan çıkartamam. Ama artık başka bir şeye geçmem lazım dedim. Tamam dediler. Kimi düşünüyorsun dediler. İşte Mert dedim ya. Çıt tartışması dedim ya. Tartışmasız demeyeyim yani. Var alternatifler ama en iyisi Mert. Mert de gayet iyi götürüyor şu anda. Senden sonra yemek sepetini takip ediyor musun? Nasıl gidiyor? Ediyor ya reka, rekabet de çok yüksek. Ya rekabet yani değil bir şey de bu, bu tarz değil yani. Bedava yemek ver, kupon ver, promosyon bas, para kazanma. Böyle iş yapılmaz bence yani. Ama yani pazarı o hale getirdiler. İsmini şu anda almayacağım arkadaşlar. <laughs> Öyle olunca da o oyunu oynamak zorunda kalıyor yemek sepeti. Daha zor zamanlar yani. Bizim zamanlarımız daha rahattı. Şimdi kolay değil ya. Yani. Peki e, şirket kültürü İlk o kurulurken e, ne vardı kafanda? Bir de biliyorsun ki şey, şey var kültür stratejiyi kahvaltıda yer mi sence? Şimdi yemek sepeti her şirket için farklı bunun yanıtı. Ama yemek sepeti kurum kültürü ağır bir firmaydı. Yani onun ağırlığını hissederdim. Hatta benim hep bir lafım vardı çalışanlara. Ya ben özellikle İK ile bunu konuşurdum. Yeni birini işe alacağımız zaman bana evet. öyle birini alın ki derdim. Ben dışarıdan bir masadaki toplantıya baktığımda 3. dakika konuşmalarından kimin yemek sepeti çalışanı olduğunu, kimin olmadığını anlayabileyim derdim. E bu tamam ne oluyor tabii? Yani ilk ilkade ben işte HR kaçta kuruldu bizim? 2010'da mı ne kurduk HR departmanını? Yani ondan önce ben yapıyordum zaten görüşmeleri. Veya hangi departmanın başında kim varsa o yapıyordu. Ee, i̇lk HR kurulduğunda HR'dan geçip bana gelen adayların yüzde on beşini falan işe alıyorduk. Bu son zamanlara doğru yüzde seksen, seksen Yani vardı. Bu da aslında bizim aramızdaki ilişkinin doğru kurulduğunu gösteriyor. Yani benim ne tip bir profilden hoşlandığımı ne tip bir profilin yemek sepetine bir şeyler katacağını düşündüğümü demek ki iyi anlamışlar ve ona göre adaylar gönderiyorlardı. Ve bir sorun çıkmadı ama çok uzun sene zaten çok uzun süre boyunca herhalde 15-16 sene yemek sepetindeki e, operasyon hariç ki operasyonu da 10 sene ben görüştüm. Son görüşmelerin hepsi ben var. Şaşırıyorlar çocuklar yani ama bir şirketin CEO'su benimle mi görüşüyor falan da ilk defa hayatımda bir CEO ile görüşmeye geliyordu falan diyor. Benim orada tabii sorduğum veya anlamaya çalıştığım şey o arkadaşın teknik bilgisi değil yani. Onu zaten ilgili departmanlar falan ölçüyor yani. Ben yemek sepeti kurum kültürünü ayak uydurabilir mi? Bize ne katar? Ben o arkadaştan ne öğrenebilirim? Daha farklı bir takım şeylere bakıyordum. Ve bence bayağı etkin ve düzgün bir kurum kültürü oluşturmuştuk yani. yani şimdi de vardır devam ediyordur ama tabii de artık daha farklı. İşten çıkarmak nasıl? İşten çıkardığın insanlarla nasıl e, iletişim kuruyordun? Ve o görüşmeyi sen mi yapıyordun? çok fazla hayatımda adam işten çıkartmadım ben. Açık konuşayım yani. Çok yanılmadık recruitment yaparken. E, tabii ki çıkarttığımız insanlar oldu ama ilk başlarda tabii ki ben konuşuyordum yani. Ama ondan sonraki HR falan olduğu zaman benim tanıdığım insanlarla hep ben konuşurdum. E, ve seviyesi belli bir level'ın üzerinde olan insanlarla. Onun dışında kalanlar HR konuşurdu. Ama yani bir problem olduğu zaman ki olurdu. O zaman HR bana gelirdi. Beraber konuşurduk. Ve yollarımızı ayırırdık yani. Şeyi hatırlıyorum yalnız. Birinin hakkında ya yani biz beraber çalışamayacağız. Bu iş belli oldu dedikten sonra beklemezdim. Yani bir şans daha verelim. İşte burayı tanıyınca daha farklı olacak. insanlarla sosyalleşince daha performansı artacak falan. Bunlara inanmazdım böyle şeyler. Yani bence bir ay. Bir ay bile çok da hadi bir ay diyeyim yani. Biriyle bir ay beraber çalıştım. Onu gözlemlediğin zaman onun o şirketin geleceğinde ne kadar yer alıp olamayacağını bence anlıyorum. zamanlarını düşünürsek hiç sırtından bıçaklandığını düşündüğün anlar oldu mu böyle? Bu tür arkadaşlara ve yakın çevreye nasıl davrandın? Hayır olmadı ya. Ama pek sırtımı dönmem insanlar. Var. Belki ondan alabilir <laughs> Ama öyle bir şey olmadı. Yani zaten ben çok fazla herkese böyle güvenen falan e, bir karakter değilim. Öyle bir durumda olmadı yani. Ortaklarımla ilişkiyi düşünüyorum. Yani, fikir olurdu. Radikal ayıklarımız olurdu ama yani belli bir seviyenin ötesine asla geçmezdi. Yani hiç onlardan benim kötülüğümü düşünüp bir şey yapacakları aklımın ucundan geçmedi. Bugüne kadar aldığın en kötü tavsiye neydi? Tehlikeli konular. Bir ülkenin Ekibi, management ekibini yanlış seçtim baya. Tavsiye ya. üzerine. Evet, baya hatalı bir seçimdi. Zaten çok devam ettiremedik, olmadı yani. Belli bir süre sonra o ülkeyi kapatmak zorunda kaldım. O bir hata yaptı. Herkesin inanmadığı noktada inanıyorsun aslında gözüküyorsun ama içeride hep kendini sorguladığın an oldu mu? Ya da olmadı? Yani açık konuşayım, hakikaten olmadı. Olsa söylerdim yani. Olmadı. Yani restoran sahipleri diyordu, eşim dostum arkadaşım diyordu, fikrine güvendiğim insanlardan bahsediyorum. Mentor diyeyim hadi, mentörlük yapmak isteyen büyüklerim diyordu. Yani ben ortaklarla bile tartıştığımız oldu zaman zaman. Yani çünkü herkesin eğitimi ve iyi bir fırsat maliyeti yüksekti. Ya biz ne yapıyoruz işte bilmem ne falan filan o, o gibi konuşmalar oldu ama ya, ya, ya doğru söyleyeyim yani bu işe en başından beri en çok inanan bendim yani. Ya onu yakalıyordum Burak zaten yani gelen siparişlere bakıyorsun onun adı kohortmuş o zaman bilmiyorduk kohort olduğunu, kohort analizini falan. Bakardık birlikte, yüzer yüzer alırdık kullanıcıları. O kullanıcıların verdiği siparişlerin frekansının zamanla kırılımına bakardık. Yıl 2001 yani. Marketing, kohort analizi. Yani bilmiyorum ki. Yani sonradan da öğrendim. ama Zaten yani akıllıysan, işin nasıl gidiyor olduğu hakkında bir fikir edinmek istiyorsan ona bakmamız gerekiyordu bence. Ona bakıyorduk yani. Oradan gözüküyordu işin nereye gitti Yani her geçen gün insanlar daha fazla sipariş veriyor. Oli geldi 2008'de. Kick-off meeting yaptık onunla. Dedi işte ya ilk siparişten sonra böyle azalarak. Sıfıra doğru asimtot gider dedi limiti. Bizde öyle değil dedim. Kör dedim. Yani. Nasıl değil dedi. Yani. ya. Bizde böyle iniyor dedim. Ondan sonra yukarı doğru çıkıyor bu imin. Dedi. Böyle şey olmaz falan dedi. Yani. Valla öyle dedim yani. Al bak rakamlar bunlar falan. Zaten tick meeting bitti ya ondan yarım saat sonra. Çünkü söyleyeceği bir şey yok dedim yani. Zaten ondan sonra gitti. Asya'da aynı modeli yaptı. Copycat yapıp. Modeli çok beğendi. Neyse yani bizim işin iyi gittiği zaten insanların sipariş verme frekanslarından, insanların tepkilerinden, e-maillerinden belli diye yani. iyi, iyi gidecek şey. Ama yeterli bir kullanıcı sayısına ulaşmak gerekiyordu. Onu ne kadar hızlı yapacağımız birkaç şeye bağlıydı. Bir para çünkü reklam harcaman lazımdı ki o bir para yoktu. İki de Türkiye'de internetin evlere girmesi. insanların alım artması artmasıyla beraber evde laptop Bestap kullanmaları. Bunlar da yani bunların zaman içerisinde olgunlaşmasını bekledim. Peki yemek sepeti fikrini hayata geçirmeseydin veya başarısız olsaydın ne olmak isterdin? Ya o kadar çabuk cesaretim kırılmazdı herhalde. Başka bir şey denerdim yine. Ya bilmiyorum yani yemek sepeti hayatımda aklıma gelen tek fikir değildi yani. Türkiye'ye gelirken de farklı fikirler vardı aklımda. Yemek sepetini seçtik. Yemek sepeti olmasaydı da o zamanki koşullara göre hype olan sektörlere falan bakıp veya gelecekte çok daha büyüyeceğini düşündüğüm, inandığım sektörlere bakıp yine gerekli insan profiline bakıp onlardan uygun bir ortaklık yapısı falan seçmeye çalışıp yine kendi işimi yapmak isterdim. Bir işimci olur ben. Başarısız olduğun işler nelerdi? Hiç... Olmaz mı? Tonla olmuştur. ya? Yani başarısız olmak ya başarısız olmak deyince sanki o işin sonunun şeyi o yani. Sonucunu söylüyorsun gibi oluyor. Ya yemek sepetinde başarılı olduk. Bütün hikayeye baktığında. Ama içerideki mikro kararlarda veya operasyonlarda mutlaka bir sürü hatamız olmuştur. Yani mesela yabancı ülkelerde daha iyi yapabilirdik bence. Kötü müydük? Hayır değildik ama daha daha farklı yapabilirdik. Paramız yoktu. Yine para önemli oluyor. Çünkü para olduğu zaman pazarlama harcaması yapabiliyorsun. Özellikle rakibinin olduğu ortamlarda. Bu konuda da devlet falan sıfır destek verdi bize. Yani o baktığında PR şirketine destek vermişti galiba tur quality. Bize vermemişti. Niye falan demiştim. CD'ye basabiliyor musunuz ürünü demişti. Basamıyorum demiştim yani bu web sitesiminde giriyor falan yok demişti o zaman ne tamam demişti biz de. herhalde bizden sonra değişmiş artık daha farklı olmuştur yani. benim bunu söylediğim kaç 20 sene önce yani ama ya yani hiçbir yerde bir destek almadık yani TÜBİTAK'tan destek de almadık ne bileyim bir yerden hibe de almadık desteklemedi kimse yani yatırım da yapmadı kimse zaten o Türkiye'de üç beş tane zaten risk sermayesi şirketi vardı Onların hepsine gittik. Bir kısmı bu iş olmaz dedi. Bir kısmı, biri şey demişti. Önemlerinden bir tanesi. Hala da varlar. Ee, yani Enzat demişti. Yani bu iş seni doyurur ama demişti. Yani seni veya aileni belki doyurur. Büyüyünce ama biz bundan bir şey kazanamayız. O kadar büyük bir iş olmaz ki bu falan demişti. Yani, çok iyi hatırlıyorum. Böyle de yani. Gör önemli figürlerden biri Türkiye'de baktığımda iş dünyasında. Demek ki hevesimizi kıramamış. Bu tarafta Amerika'da ve İngiltere ve Avrupa'da başarılı çıkış yapan kurucuların bir kısmı tekrar yeni şirketler kuruyor. Sen yeni bir şirket kurma isteği olmadı mı çıkış yaptık? Yemek yani sepetinde memnunum baya. Yani 2015'te ilginçti benim hikaye. Ve 2015'te exit yaptık. 2021'e kadar kaldım şirketin içerisinde. 22 mi 21 mi hatırlamıyorum. 2021, 21 22 neyse çünkü yani ya e, bütün ekibi sen kurmuşsun. Kimlerle çalışacağını sen seçmişsin. E, şirket çok iyi gidiyor. Gayet mutlu bir ortam var. Çok iyi bir çalışma ortamı var. Kaldım. Ya, devam ettim? Kalmaya. Ta ki artık tamam dedim. Yani bütün hayatta bir tek yemek sepetiyle geçirilmeyecek kadar uzun ya. Yani. Başka şeyler de yapmak istiyorum. Çünkü ben bir şeye fokus olduğumda başka şey bırakıyorum. Yani. Her şeyle ona gidiyorum hakikaten. Yemek sepeti öyleydi benim için. Ben gece uyandığımda falan kalkıp ekşi yüzlük yorumları falan okurdum. Yani. Bütün hayatım buydu yani. Ya bir toplantı olmuştu hiç unutmuyorum. Hep diyorlar öyle yani toplantıya gelenlere. Ben, ben sizin ilk kullanıcılarınızdanım falan. Adam adını söylemeyeyim. Çok da böyle her yerde bulunmayan bir ismi vardı. Ya dedim zannetmiyorum ilk kullanıcılardan biri oldunuz dedim. Ya olur mu dedi falan. ilk kullandım işte 2002'de kullanıyorum bilmem falan. Ya dedim ben ilk 50-60 bin kişi falan hatırlarım rahat yani ismini falan. sizin isim yoktu. Aa öyle mi? Ama açtım aşağıya operasyonu. 2009'da mı nevi olmuş falan. Yani o kadar ee, obsesif boyutta biliniyorduk ki işte yani siparişi kim veriyor, nereden veriyor, kim üye oldu, her şey bilirdik yani. Bilirdim ben. Yani. <laughs> Doğru bir şey diye söylemiyorum yani. Ben Sadece yaptığım şeyi söylüyorum yani bu doğrudur, yanlıştır, gereksizdir, gereklidir falan bilmiyorum. Ben öyle yaptım sadece. Şu anda ayrıldıktan sonra mesela yeni bir girişim kurmayı özellikle böyle değişik işlerle karşı karşıya kaldığımda aklıma yerliğinde Ama çok zor Burak ya. Yani ben 60 yaşında girişimci oldu bilmem ne kazandı falan öyle bir karakter değilim herhalde. Yani şu anda bir şey kurmaya kalksam sıfırdan iyi bir şeyse büyük ihtimalle 3 ay içerisinde falan 10 tane rakip çıkacak. Hepsi genç herifler. Hırslılar. açlar. Çok para var etrafta iyi projeye aktarılabilecek. Onlarla böyle senelerce uğraşacak kadar bir İçimde hırs kaldı mı bilmiyorum yani. Şimdi mutluyum ya ben. Yani 80'den fazla yatırım var. Onların kurucularıyla zaman geçirmek bana iyi hissettiriyor baya. Şu o zaman da onların hayatında biraz fark yaratıyorum. Umarım yaratıyorum dur ya. O da baya iyi hissettiriyor. ya yani Onların o tutkusuna, onların o başarı arzusuna ortak olmak da azımsanacak bir şey değil yani. Gündemde olmayı seviyor musun? Değişiyor. Yani yine hayatımın farklı zamanlarına göre bunun yanıtı farklı. Bazı Şu anda mesela gündemde olmayı seviyorum. Bazı konularda da ya burada niye beni yazıyorsunuz? Benim bununla ne alakam var? dediğim oluyor. yani çok böyle yani biraz net ve düz bir adam olduğum için ya beni tanıyan ya sever ya sevmez yani. Böyle arada falan işte bilmiyorum ki falan diyen pek yoktur yani. İnternette de öyle. Zaten bütün tweetleri bilmem ne her şeyi ben kendim atıyorum. Öyle bir ajan tutmuşum da onu attırmışım. Söz konusu değil yani. Bir şey. Hiç hayatımda fake kullanıcı almadım. Ne Instagram ne Twitter falan ne de bilmem yani. Bunu yapan çok var Türkiye'de. Hele ki bunlar çok bilinmeden önce böyle 2013-14'te falan Oh, doldururlardı fake kullanıcıları. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi böyle etrafta girip 300-400 bin kullanıcı var diye baktığınız karakterlerin o zamanlar nereden nereye geldiğini iyi bilirim yani. Yani hiç yapmadım mesela bir şey. Niye yapıldığını da bilmem yani. Ama demek ki takip etmek isteyenler var ki, ki nefret eden çok vardır yani. Fenerbahçe taraftarını mesela nefret ediyordur benden. Biraz daha böyle dini sömürmeye çalışan kesim hiç sevmiyordur beni. Sol uç taraf sendika mendika falan baya benden hoşlanmıyordur tahminim. Niye olduğunu bilmiyorum ama çok. Ama seven de bir sürü insan var demek ki insanlar takip ediyor, yorum yapıyor falan. Yani öyle çok böyle benimle ilgili karmaşık duygulara sahip biri yoktur yani. ya. Ya seversin ya sevmez. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsun günde ortalama? Herhalde bir 2-3 saat geçiriyorum. Hmm. O kadar yok. Çünkü an an bakıyorum yani. Her şeye bakamıyorum zaten. Eskiden daha çok geçirirdim. Şimdi kafayı şeye taktım. Forma işine taktım. bu. Hep toplardım zaten futbolla ilgili eski formaları falan. Son 8 ayda falan olayın bayağı suyu çıktı. Yani. Onunla uğraşıyorum sabah akşam. Gece forma topluyorsun. oluyor. Forma. Amerika'da ona kalkıyorum falan. Ha? Forma koleksiyonu yapıyorsun. Evet evet. Onlar... Diğer koleksiyonları neler? Çizgi roman koleksiyonu var. Zagor özellikle. Onun hastasıyım yani. Türkiye'dekilerin Türkiye'deki zaten bütün çıkış sayıları var. İtalya'dan çıkanlar da var. İlginç o yani şu bu aralar mesela tırvat bir çocuk var sanatçı ona Zagor'un farklı maceralarındaki enstantaneleri teraryum olarak yaptırtıyorum. Değişik gidiyor. Yani böyle daha çok zevklerimle uğraşıyorum yani şu anda. Tutkularım tabii ki var. Trabzonspor onlardan biri mesela. Neden Trabzonspor? Ya ben dedemle büyüdüm ilkokula kadar. Dedem Trabzonlu. Ve Trabzonsporluydu. Yani. Ondan gelen, onu çok severdim. Ondan gelen bir yadigar bir şey var. Bir de yani ben mesela benim ilk gittiğim maç hayatımda Fenerbahçe-Trabzon maçı. Kadıköy'de. Dört tane yedik Fenerbahçe'de. Ben öbür takımı sevdim yani. Borja Mavilleri sevdim yani. On, on, onlara daha çok kendimi yakın hissettim ve bütün hayatımda böyle gitti ondan sonra. Futbol yöneticiliği iş dünyası gibi mi? o Futbol dediğin şey bunu bir yerde daha kullanmıştım daha önce hayatımda işin içinde bu kadar fazla paranın döndüğü ve bu kadar cahil ve kötü bir kelime de çok kullanmak istemiyorum. Ama yani vasfı olmayan insanlar tarafından idare edilen bir sektör hiç görmedim. Yani. Dünyanın da hiçbir yerinde böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani. Bizde bir garip yer hakikaten. E, elinizde olmayan çok parametre var. Elinizden gelen her şeyi en iyi yapsanız bile bambaşka şeyler çıkabiliyor ortaya. Bir de biz benim ilk de baya bayağı kötüydü yani. Bu 2010-2011 işte meşhur Trabzon, Şike, Fenerbahçe falan o süreçti. Sonra 2016 tekrar denedik ama o zaman da çok beraber çalışmakta uyum sağlayamadığım bir ekiple geldik. Yine olmadı yani istifa ettim zaten. Ya Çok iyi tecrübelerim yok yönetici olarak. Taraftar olarak var. Taraftar olarak çok mutlu olduğum anlar oldu yani. Ama yönetici bir daha yapar mısın? Üçüncü defa o hatayı yapar mısın dersen? Yapmam da diyemiyorum. Bilmiyorum yani ama e, yaşadığım sürece birazdan spor başarılı olsun. Hak ettiği yerlere gelsin diye elimden geleni yapacağım yani. Üçüncü ligden bir tek amatör ligden bir takım alıp böyle süper lige çıkartmak istemez misin? Bu baya bir e, yere baya uğraşıyordum bunlarla. Hala geliyor teklif sağ olsunlar. Baya onun önünde şeyler de var. E, sadece Türkiye değil yani. Fransa'ya, İtalya'ya özellikle baya yakınlaştığım takımlar olmuştu. Belçika'da olmuştu. Ama sonlandıramadım yani çünkü ben her hafta o takım maçına gitmek istiyorum. Giderim yani. Fransa'da oldu taktik oraya taşımam anlamına geliyor. Bunu tek şu anda İstanbul'da yaşadığımı, bütün çevremin, ailemin vesaire İstanbul'da olduğunu düşünürsek İstanbul'da bir takım olabilir sadece. Bilmiyorum ki o da yani Trabzonsporluyum yani. yani. Şimdi gidip İstanbul'dan bir takım al, onu çıkart falan. Zaten İstanbul takımı yeteri kadar Süper Lig'de var. Umarım Anadolu'dan şehir takımları taraftarı olan Taraftarının e, İstanbul'un üç büyüklerini tutmadığı şehir takımları üstliklere çıkar. Onlarla e, çok keyifli birlik yaşıyoruz. Trabzonspor'u tutmasaydın hangi takımı tutardın? Böyle bir soru yok ya. Yani. Yakın böyle duygusal olarak şey yaptın? Hiç yok ya. Yani. Futbol dışındaki futbol kadar tutkulu seyrettiğin spor? O kadar tutkulu seyrettiğim spor yok ya. Yani, o futbol. Basket severim, NBA severim. Ee, Golden State taraftarıyım. Golden State'in son 10 senesini görüp de Golden State taraftarı değilim ya. Yani. Ben Golden State taraftarı olduğumda ki San Francisco'da okudum. Oradan onun taraftarı oldum. Sonuncu yani. Ama ondan sonra Allah'tan işte Curry vesaire bir jenerasyon denk geldi. İlginç bir şekilde 4 tane şampiyonluk gördük. Onların birinde de sahadaydım yani. Salondaydım. E, onu tutuyorum. Teniste Federer hastalığı vardı. o bıraktı. O bırakınca biraz şimdi şey geçiyor. Yavan geçiyor bence turnuvalar. yeni jenerasyondan tuttuğumda çok yok yani. Açıkçası. Sinir fena oldu. Şey. Medvedev Var bir de. Federer gibi bir zevk almıyorum yani. Seyrettiğim zaman. Başka? Ya her sporla biraz ilgim var yani. Bir, normal bir ortalama bir insandan daha fazla bilirim. Ee, ama futbolun yanına yaklaşan bir başka bir spor yok. Olimpiyatları gidiyor musun? Gidiyorum. Hepsi. işte 9 güne aldım bilet galiba. Açılışı aldım. Ee, 100 metre finalinin olduğu atletizm eventini aldım. Zaten ona 3-4 saat gidiyorsun oradasın. Bir sürü event oluyor aynı zamanda. 100 metre final de var orada. Süpten ben isterdim onu. Ben Johnson Carl Lewis yarışını seyretmiştik sabah kalktım. Ondan beri hep 100 metre finali isterdim. Ee, bizim kızların, voleybolcuların çeyrek finalleri, yarı finalleri, finallerini aldım. Güveniyorum onlara ama tek finali alamadım yani. Belki eğlenirler falan. Onları seyretmek istiyorum çünkü. Artık çeyrek final yaparlar herhalde. Ee, birkaç spora daha aldım. Erkekler futbol finalini aldım basket finalini aldım. İşte Curry, LeBron falan geliyor. İyi takım kurdu Amerika. Rekli olacak bence. Oğlum seviyor diye masa tenisini aldım yarı finallere. Öyle. Yani 9 gün falan doldurdum. E, Dünya Kupası'nda hiç kaçırmadan gidiyorsun. Yani 98'den beri gidiyorum. Kaçırmadım daha. YouTube Bono. Ha, evet. Öyle bir hastalık da var. YouTube var. Paul Hefson. U2 e, Sphere'de konser verdi Vegas'te. 40 tane falan verdi galiba. İşte son 4 ay 3 defa Vegas'a gittim. Onları 3 defa seyrettim. İşte burada yani. Muhteşem bir şey de Endeavor'un e, İrlanda'nın çeğirmeni. Onunla bir ara görüşeceğiz inşallah. Bakalım. Yani hayatım boyu böyle tepede bir yere koyduğun yere göğe sığdıramadığın bir Hayranı olduğun biriyle birebir konuşup tanışmak da bir garip oluyor. Robert De Niro Al Pacino tanışması. Mükemmellerdi. Çok iyilerdi. Nasıl tanıştın? Neydi sebep? Ee, Charity auction'da bir Tribeca Film Festivali var. Ee, o film festivaline destek amaçlı bir şeydi. Bir event vardı. Çok değişik bir şekilde haberim oldu. Yani öyle tesadüf tamamen. Ondan sonrası zaten bayağı hikaye Baya Bayağı oturdum çalıştım ya hayatlarına. Son 3 gün falan. Kim ne mi yediniz? Yedik? Ne yaptınız? Yemek yedik. Robert De restoranı var. Lokanda Verde diye Tribeca'da New York'ta. Orada üçümüz yemek yedik. 45 dakikalık bana söz vermişlerdi yemek için. 2,5 saat sonunda Al Pacino, ya benim interviyeye gitmem lazım. E, kalkmak zorundayım dedi. Ya sen kalk dedi. Ben dedi ofise gidelim biz Nezap'ta dedi Robert De Niro. Onun yan binada ofisi var. Oraya geçtik onunla beraber. Devam ettik sonra. Çok çok iyiydi yani. Çok iyi hissettim kendimi hakikaten. YouTube, onu Robert De Niro, Al Pacino gibi tanışmayı istediğin böyle şey yaptığın isimler var mı? Sevdiğin? Var çok var yani. Az değil yani. Edward Norton'u da isterim yani ne bileyim yani. Matt Damon'u da isterim. Bir sürü insan var yani. Farklı farklı şekillerde bazen bir araya geldiğimiz, denk geldiğimiz oluyor. Ama şey başkaydı. Robert De Niro ve Al Pacino başka bir şeydi. Başka bir seviyeydi. Ben orada yemek yerken yani konuşurken şeyle Al Pacino'yla e, arkadan biri geçti. Ben dedim zannettim garson bir şey getiriyor falan zannettim. Devam ediyorum konuşmaya falan. Baktım gitmiyor yani devam ediyor. Ee, Robert öyle konuşuyor. Döndüm bir baktım Sean Penn. Elinde senaryo ya böyle dürmek denir ya böyle yuvarlak hale getirmek dosyayı. Senaryo getirmiş falan. İnanamadım nasıl bir ortamdayım ben ne oluyor falan. Hakikaten çok ilginçti yani. Çok fazla şaşırmıyorum bir takım şeylere. İyi bir hayatım oldu yani şanslı bir hayatım oldu benim. Bir sürü şey gördüm, bir sürü ülkeye gittim, gezdim çok şaşırtmıyor bir şeyler yani böyle heyecanlanma anlamında. O çok hakikaten heyecanlandığım ve çok değişik hissettiğim anlardan biriydi. En çok sevdiğin yemek hangisi? Evde yapılmasını istediğin yemek hangisi oluyor? Köftedir ya. Köfte, pilav, patates falan. Köfte. E, yani örnek veriyorum. Bugün canım köfte çekti diye sipariş eve söylüyor musun? Dışarıdan mı? Yok yok dışarıdan değil. Evde yapılmasını istedim mesela. Zaten Bugün ya, köfte yapın. ne yaparlar yani. Biliyorlar zaten. Yani. Eskiden çok dışarıdan sipariş verirdim. Her siparişimi dışarıdan verirdim yani. Şimdi öyle değil. Daha çok evde pişirilen yemeği tercih ediyorum. Ee, her gün evde yemek pişiyor hemen Peki Türkiye'de dünyada en sevdiğin 3 restoran? İkisi de ayrı ayrı. Bir tane Madrid'den söyleyeyim. Casa Lucho diye bir restoran vardır. Baya churrasco. Onun etini çok beğeniyorum. Ve sürekli gittiğimde giderim. Biraz daha leş bir şey söyleyeyim. Leş de yani doğru kelime olmadı ama. <laughs> Taco Gordo var. Mexican Taco. Ee, Meksika'da mı? Vegas, Vegas. 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 Oraya her akşam, her akşam demeyeyim de işte her gittiğimizde birkaç akşam mutlaka geç saatte gidip 3-4 dolara taco falan yiyoruz yani. Hakikaten çok güzel bir lezzeti var. Yani çok premium başka bir yer söylemek istemiyorum da. Peter Luger'ı acayip severim. Ee, o Brooklyn'de olan bir steakhouse etçi ee, Vegas'a da açtı şimdi aylar öncesinden falan yer ayarlaman lazım. Ama değer yani. Etin seviyesi, etin kalitesi hep belli bir seviyenin üzerinde. Çok orayı çok severim. Var Burak ya bir sürü yer var. Türkiye? Ya yıllardır damar yiyor. hep her zaman belli bir seviyenin üzerindedir. Ben çok sevmişimdir yani. Menüyü de ezberebilirim zaten. Orası bana kendimi iyi hissettiriyor gittiğimde. Trabzon'da çok yiyorum ya. Trabzon'da son birkaç sefer Terminal'de yedim pide. Çok başarılıydı bence. Bozo'ya giderdim eskiden. E de o var. Pilav Kalkanoğlu var. Yine Trabzon'da. bayağı Trabzon'dan şey verdim gerçi ama. Ee, Öz Kilis var Fatih'te. O lahmacun çok iyi. Pangaltı Adana Ocakbaşı var. Ya böyle çok şey beden değilim yani gittim bir sürü Michelin restoranına da 3 yıldız 2 yıldız falan da daha yemeğin bol geldiği <laughs> ee, rahat rahat şakır şukur böyle yiyebileceğim ortamları tercih ederim yani. Peki şimdi yatırım yapıyorsun. Yatırım kararı verirken şirketlerde aradığın özellikler ne ya da girişimcilerde? Sonunu düzelttin cümle. <laughs> Şirketli bir şey aramıyorum yani. Girişimciye yatırım yapıyorum. Yıllardır bunu söylerim. yani. Geçen şeyi seyrettim. Dragon's Den vardı. 2009 mu ne? Ee, Türkiye'nin ilk girişimcilik yarışmalarından biridir herhalde. Acayip de ilgi görüyordu. Yani Bloomberg'deydi. Bloomberg öyle çok izlenen bir kanal da değildi o zaman. Hatta biz kim izler falan diyordu. İnanılmaz söyledi Orada da aynı şeyleri söylemişim hep. Yani girişimciye yatırım yapıyorum. Yani girişimci iyiyse o işi bir şekilde mutlaka götürüyor. Kötüyse de mutlaka batırıyor. Yani bir arası yok yani. O yüzden e tabii ki modelin ne olduğunu bakıyoruz yani. Pazara bakıyorsun. Ürünü ortaya çıkan ürün pazara uyumlu mu değil mi? Alıcısı var mı yok mu? Rekabetti. Onlara bakıyorsun. Ama en açık ara en önemli şey girişimci. Girişimciye kanım ısındıysa onun çok radikal bir hata yapmadığı sürece onun o tutkulu projesinde tutkuyla baktığı projesinde onun yanında yer alıyor. Peki sen yatırım yaptıktan sonra 80 tane olmuş. Aralarından hani en sık yapılan hatalar neler veya beğendiğin girişimcilerde bulduğun özellikler neler bu 80 tanesi arasında? Ya bir kere şöyle bir sorun var Burak. Eee de olmuyor Türkiye'de exit olmuyor ve her sene de yaklaşık bir 10 tane falan ekliyorsun. Çünkü beğendiğin, yardım etmek istediğin, iyi gidiyor olacağını düşündüğün bir sürü proje geliyor. onlara yatırım yaptıkça da bu 80 sayısı seneye 90, sonraki sene 100 falan gibi artıyor. Bunun sağlıklısı o 10 tane proje yatırım yaptığına karşılık 5 tane projenin batması, 2-3 tanesinin ne bileyim yani satın alınması, bir iki tanesinin halka açılması falandır. Yani bir takım şirketlerden çıkıyor olman lazım ki yerine yenilerini koyabilirsin. olmuyor Türkiye'de. Bence girişimcilerin en sık yaptığı hata kötü giden projeye hayatta kalması için savaş veriyor olması. Yani diyorum ki ya bak diyorum bu proje bir yere gitmiyor. 5 sene olmuş. Ha, büyüyemiyoruz. Sorun var para yok bilmem ne falan. Bunu bırak diyorum. Başka bir şeyle çünkü çocuk iyi yani. Görüyorum onu. Başka projelerle projeyle gel ona yatırım yapayım. Onunla beraber çalışalım. Hayır yani. O sosyal bir masrafı var ya o işin. Yani etrafındaki arkadaşlarımla, ailene falan işi batırdım deme kısmı var ya bunu yapamıyorlar. Ya bunun çok kötü bir şey olduğunu, hayatlarının sonu olacağını falan düşünüyorlar. O yüzden de böyle sineğin yağını çıkartmak olmayacak işi senelerce oldurmaya çalışıyorlar. Bu en sevmediğim ve en çok hata yapan hatta yapılan girişimcilik şey bence. Bunun olması lazım. Yani. Ne yazık ki Türk girişimcisinde böyle bir şey var. Yani biz batırdım, hata yaptım, yanlış yaptım, kötü yaptım falan diyebilen bir toplum değiliz. pek. Yani bunu belki kendi kendimize söylüyoruz da etrafa söyleme konusunda sıkıntımız var. Yani. Bunun değişmesi lazım. 80 taneyi yönetmek zor oluyordur. Nasıl yapıyorsun tek başına? Çok zor olmuyor ya. Yani zaten 47 tanesinin benimle pek alakası yok yani. Benim onlara yapabileceğim bir, bir yardım yok yani. Çok ad hoc, çok bir şey olacak da arayacak da falan filan. İlginç bir şey. Sadece bir tanesinin yönetim kurulundayım. Hiç girmiyordum. Ayotek Cenk ile İdris Onların yönetim kuruluna girdim. Çok da severim onları. Onlarla zaman geçirmek hoşuma gidiyor. Herhalde ondan girdim. Yoksa yani şirket tabii ki iyi ve iyi gidiyor da. Çok acayip bir hissem yok yani. Çok inanılmaz para kazanacak falan değilim yani. Ama onlarla zaman geçirmek, stratejiyi tartışmak hoşuma gidiyor bayağı. O yüzden öyle olmayı tercih ettim. Bir ara Mavi'nin yönetim kurulundaydım. O ekip de süper. Şimdi orada daha böyle bir advisory board gibi falan bir pozisyondayım. Çünkü 6 sene yapabiliyorsun bağımsız e, yönetim kurulu üyeliğini. Onları da acayip severdim, hala seviyorum ya yani beraberim bu da, bugün yönetim kurulu vardı. Ya yani böyle daha çok kimle beraber zaman geçirmekten hoşlanıyorsam ne bana bir şey öğretiyorsa onlarla zaman geçirmek. Neler, neler böyle sana sunum yaptıklarında. Şimdi arkadaşları yatırım yapmıyorum yani ileride sorun yaşayabileceğimi düşündüğüm insanlara yatırım yapmıyorum ya çok kafalı böyle ukala snob, bilmem ne o tip profiller benim pek şeyim değil veya aklımda başka bir şey var başka bir şey söylüyor bir şey olmadığı gibi göstermeye çalışıyor sunumda falan söylemesi gereken bir yeri söylemiyor yani yalan söylemiyor da onu söylemiyor bunlar benim red flaglerim yani bunlar olunca soğuyorum ben o kişiden Ondan sonra da iste, dünyanın en iyi projesiyle gelsin istemiyorum yani yatırım yapmıyorum. Yatırım fırsatı gelmiş ama senin yatırım yapmadığın çok başarılı olmuş girişimler var mı? Var. Ama söyleyemem çünkü o zaman niye yatırım yapmadığımı sorarsın. Onları anlatırsam <laughs> işler karışabilir. <laughs> Üzülüyor musun? Yok. Yatırım yapmadım. öyle bir ekiple öyle insanlarla zaman geçirmek istemiyorum. Yani. Dünyanın kaç parasını versen var ya. Peki sanat alan ilgin neden çıktı? Ya sanata hep ilgim vardı da para yoktu Burak yani sanat <laughs> alıp bir şey almak, sahiplenmek falan ya sadece müzeye gitmekten ya yani bir artık ötesine şey geçmek lazım yani. O yüzden sattıktan sonra sanata gerçek anlamda ilgi duyabildim. Çünkü affordable alabileceğim şeyler olmaya başladı. Ya ben hayatta ne biraz konsantre olduysa o işin suyunu çıkarttım. Bunda da biraz abarttık galiba. Yani son iki senedir falan bayağı abarttım. Ama güzel şeyler alıyorum ben. Yani hiç şey diye bakmıyorum olaya. Ticari veya ileride satarım falan diye bakmıyorum yani. Karşımda olmasından duvara astığımda görmekten hakikaten zevk aldığım şeyleri alıyorum. Ve bence fena olmayan bir koleksiyon oldu yani. Koleksiyonun bir teması var mı yoksa dediğin gibi sevdiğin şeyleri alıyorsun? Sevdiğim şeyler. Bir şey var. Mesela Bordom Avresan topluyorum. Ha. O ilginç. Yani Damien de var. Abidin Dino da var. Ne bileyim Ahmet Orhan da var. Yani Bordom görünce bir şeyi mutlaka alıyorum. Yani, çok iyi e, müzayede evlerinin Açık arttırmalarına katılıyorum. Artık aradaki aracılar haber veriyor falan. Yani bir networking oluştu. Ee, takip ediyorum elimden geldiğince. Seyahat ediyor musun? En sevdiğin destinasyon Seyahat. neresi? Las Vegas. Çok iyi ediyorum hem de. Hatta daha az etmeliyim. Yani. <laughs> Başka? Madrid çok güzel. Londra. San Francisco güzel eskiden şimdi rezalet bir halde ya. Bu homeless ve distopik bir yer gibi yani. Yolda yürüyemiyorsun falan neredeyse artık yani. Yazık çok yazık. Ee... Bilmiyorum ya yani Avrupa'da bayağı bir yere gittim ama e, aklımda kalan ve çok keyif aldığım yerler bunlar. İstanbul'da yaşamasaydın nerede yaşardın mesela? Bunun da yanıtı yok. İstanbul. İstanbul'un <laughs> yanına yaklaşamaz hiçbiri. Yani hepsini üst üste koyup toplasan İstanbul etmez ya. Ben buradan çok memnunum. Burada ev karşıda Ofis Levent'te her gün herhalde bir 2 saat, 2 buçuk saat yolda geçiyor en az. Ama İstanbul yani. Ben iyi hissediyorum kendimi. O köprü üzerinden geçerken denizi gördüğümde falan kendimi iyi hissediyorum. Tatil mekanın Hırvatistan var. Maldivler var. Vegas var. Türk Trabzon, Bodrum, Çünkü bulamadım. Kaç olabilir? Kaç? Makinesi olsa yemek sepetinin kurulduğu zamana dönsen küçük bir nota tavsiyeler yazsan neler yazardın? Kendine yazıyorsun. Bilmiyorum da çok daha çabuk yurt dışına çıkabilirdik ya. Yani. yani yurt dışına erken açılsaydık hem yazılımımız çok iyiydi benzerlerinden. Altyapımız çok iyiydi. Operasyonumuz çok iyiydi. Dünyadaki bence o işi en iyi yapan bizdik ya. Yani. Ama çok yavaş kaldık çünkü paramız yoktu hiç. Ya yani daha maaş alamıyorken ben şeyi kurgulayamadım yani kafamda Amerika'ya açılayım, İngiltere'ye açılayım diyemedim yani. Öyle bir vizyon yok diye. Sonradan geldi de öğrendik onu ama çok boğuştuk şeyle. Ayakta kalmakla çok uğraştık yani. Onu daha çabuk geçebilirdik o süreçleri. Şimdiki startupların en büyük şansı o. Zaten başlarken global bir product çıkartıyor. Bizim bizim öyle değil tabii. Bizimki daha lokal bir bizim. Operasyon gerekiyor çünkü. Ama yani 2000 kaçtı biz açtığımızda Dubai'yi? Hatırlamıyorum. 9 muydu? 10 muydu? Rusya'yı falan. 2005 yılı açabilirdik ya. Yani. 2005'te ortada ne GrabUp var ne DoorDash hiçler hiçbir yok. Deliveroo yok. Hiç kimse yok diye. Bir tane biz vardı, Bir tane Just Eat vardı hani markada. Bir de Mısır'da Otlop vardı. Dünyada yani 3 tane film falandı. Just ile aşağı yukarı aynı siparişi alıyorduk. Ha bir de Hollanda'da Duis Bezorg vardı. Cidse vardı. Hepsi bizden çok kazanıyordu. Çünkü ortalama paket tutarları bizim 5-6 katımızdı. Ama bizim sipariş sayısı yüksekti. Ve bizim altyapı çok daha iyiydi. Ya yani baya iyiydik ya. Ya o sipariş iletmeyi postlarla çözmek falan. Melih'in çok payı vardır burada. Çok çok iyi kurgulamıştık çok scalable'dık. Çok ölçeklenebilir büyüdük yani. Ben iş hakkında yazacağın şeyler, kendine böyle yazacağın mesaj ne olurdu? Ailenle daha çok zaman geçir derdim kesinlikle. Ve bunu yaptığın zaman aslında işe ayırman gereken zamanı ailene ayırmış olmuyorsun. Zaten makul bir süre ayıracaksın ailene. Onu ayırdığın zaman işe çok daha iyi dönüyorsun. Ben öyle değildim ya. Ben eve gelirdim. İşte o zamanki eşimle veya oğlumla falan onlarla onlar bir şeyler konuşurlardı falan ben telefonda siparişe bakardım hatırlıyorum ya. Yani. O o o süreci daha kendim açısından daha mutlu geçirebilirdim. Onu yapamadım. Yani yine yapabilir miyim onu da bilmiyorum ya. Yani. Belki öyle yine öyle bir startup başlarsam yine kafa yiyeceğim öyle bilmiyorum ya. Yani. Ama onu daha doğru yapmak isterdim. Aslında. Çünkü o geçiyor ya. Yani, hayat geride kalıyor. ...çok hayatımda pişmanlık duyan bir adam değilim... ...yani... ...o şartlar ne gerekiyorsa... ...o karar vermişim... ...demek ki öyle yapmam gerekiyormuş... ...diye bakan bir adamım... ...ama... ...daha çok aileyle zaman geçirmek isterdim... ...Nevzat çok teşekkürler... Bence... ...ben teşekkür ederim... E ...ben ayrıca teşekkür ediyorum sana... ...yani sen... ...ben Türkiye'ye geldiğimde ve... ...internet diye bir şeyden böyle... ...bahsettiğimde... ...o zaman bile gittiğim hatta seninle tanışmamış şeydi yani sen bir yerde bir konuşma yapıyordun hatırlamıyorum nerede olduğunu yanında birileri daha vardı onlar baya kötüydü anlamıyorlardı işte sen iyiydin ya ben ya bu adamla tanışmam lazım benim demiştim ee, gittin sonra senin yanına geldim ya Burak benim işte böyle böyle ve acayip bir ilgi göstermiştin bana yani senin hatta 24 saat pizza işi neydi internetto Hemen evet, hemen servis. Ha, işte neyse o vardı. Pizza, internetto. De ne dediğimi anlamıştın hemen yani. Aynı dili konuştuk seninle yıllarca. O hakikaten önemli ya. Yani şimdi baktığında bu bahsettiğim 25 sene önceymiş yani. yani evet. Ya. Teşekkürler. Bu bunu... Ya keyifli oldu ya. Yani. Çok teşekkürler Nevzat'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz.